Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Rizespor maçı öncesinde, Fenerbahçe'nin oyuncu Rizespor maçı öncesinde takımla ilgili son bilgiler ve tabii ki sarı lacivertlerde neler oluyor, kongre rüzgarları, dün bir Zaferi Rengi filminin galasında Fenerbahçe camiası bir araya geldi. Oradan yansıyanlar birçok konuda birçok konuyla ilgili hazırladığım içeriğe dair bir video çekiyorum. Sizlerle paylaşımda bulunmak için kanala abone olmayı unutmazsanız, bildirimleri açmayı unutmazsanız ve tabii ki eğer benle ilgili olumlu olumsuz eleştirileriniz varsa yorum bölümüne bırakırsanız, tabii ki bu arada yani merak ettiğiniz başka bir konu varsa onunla ilgili de yorum bölümüne bırakırsanız mutlu olurum. Bu arada biliyorsunuz bunu her videomda tekrarlamaya gayret gösteriyorum. Yeni Açık YouTube kanalıyla 2024 itibariyle birlikte bir yola çıktık. Orada da haftada bir veya iki gün videolarımız oluyor. Oraya da destek olursanız, abone olursanız, o kanalın da bildirimlerini açarsanız beni çok mutlu edersiniz diyorum ve çok uzatmadan konuya geçiyorum. Reklamlar bölümüne geçtikten sonra konuya giriyorum. Şimdi birincisi, dün Zaferin Rengi filminin galasındaydık. Mükemmel bir cast mı diyorlar? Ben çok o sinema dilinden anlamam ama gerçekten Nejat İşler, Kubilay Aka gibi çok değerli, diğer isimlerini tek tek saymayacağım, Abdullah Havuz gibi çok değerli bir yönetmenin çektiği bir film ve her ayrıntısı ince düşünülmüş, planlanmış, tabii bir tarih filmi olduğu için de çok detaylı bir çalışma üzerinden yola çıkılmış ve bu nedenle de hakikaten emek, gerçekten çok büyük emek barındıran bir film, muhteşem bir film. En başta bu fikrimi söyleyerek devam etmek istiyorum. Çünkü gerçekten sizlerinle bu filmi görmeniz, bu arada bu sadece bir Fenerbahçe filmi değil, onu da söyleyeyim. Gerçekten Kurtuluş Savaşı ve öncesindeki işte Fenerbahçe'nin kuruluş dönemindeki yaşanan olaylara dair çok değerli bilgilerin de bulunduğu. Hatta başka kulüp kurucuların da Allah rahmet eylesin, Ali Samiye'nin de filmde geçtiği ve kısacası bizim tarihimize, kuruluş tarihimize dair çok güzel bir film olmuş. Emeği geçen herkese ben şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Ve filmde tabii Sayın Başkan Ali Koç, başkan adayı olacağını açıklayan Sayın Saadettin Saran, filmin finans olarak çok büyük ölçüde yükünü taşıyan diyelim Fenerbahçeli iş adamı Sayın Hamdi Akın, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yöneticiler, futbolcular, kongre üyeleri, Yüksek Divan Kurulu üyeleri, çok değerli isimlerin bir araya geldiği bir galaydı. Ve o galada tabii ki doğal olarak en çok konuşulan konulardan bir tanesi Sayın Başkan'ın sezon sonunda, ki öncesinde de bir açıklaması oldu biliyorsunuz, sezon sonunda bırakma zamanım geldi iki dönemin ardından diye. En çok konuşulan konu oydu. Şimdi burada ne hissettin derseniz, açık konuşmak gerekirse herkes başkanın kararında aldığı kararda ısrarcı olacağını söylüyor. Ama bununla birlikte çok fazla insan, özellikle kulübe giderek de bunu yaptıklarını ifade ediyorlar. Çok fazla insan başkana kararını gözden geçir yönünde telkinde de bulunuyor. Ve haklı olduğu noktalara çok temas ediliyor. İşte bu süreçte çok yalnız bırakıldığına dair Sayın Ali Koç'un çok fazla destek görmediğine dair, işte kötü günlerde çok fazla destek görmediğine dair ifadeler de kullanılıyor. Ya kısacası bugün itibariyle ya benim içimden ben başkanın bırakmayacağını düşünüyorum. Bunu tamamen kendi yorumum olarak söylüyorum ama bugün itibariyle de net böyle kesin bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü gerçekten Sayın Başkan bu anlamda kararlı gözüküyor. Tekrar tekrar söylemem lazım. Ali Bey'in bir de Ferdi Kadıoğlu açıklaması oldu biliyorsunuz. Ferdi Kadıoğlu ile alakalı şunu söyleyeyim. Bu devre arası transferinde de belki Fenerbahçe eğer ihtiyacı olsaydı, eğer isteseydi, eğer bu anlamda bir aksiyonda bulunsaydı Ferdi Kadıoğlu'nu çok yüksek bir bonservis bedeliyle elinden çıkartabilirdi. Ancak yönetim ve başkan şampiyonluğun ne kadar önemli olduğunu farkında ve bu nedenle devre arası gelen teklif demiyorum, söylentileri dahi kesin bir dille reddettiler ve dediler ki biz bu konuları sezon sonu konuşacağız. Çünkü bizim çok önemli 10 yıldır kazanamadığımız bir şampiyonluk kupası var ve bu kadar yaklaştık.
Bu süreçte biz elimizden geleni yapacağız. Maddi, manevi ve futbol takımını da zayıf satmak istemiyoruz. Bu nedenle Ferdi takımda kaldı. Ama şunu ifade edeyim. Sezon sonu için Ali Bey'in söylediği muhtemelen yeni bir takıma gidecek, yeni bir hayata yelken açacak dedi Ferdi için. Arkadaşlar, Ferdi ile alakalı çok yoğun bir talep var. İtalya Ligi'nin en iyi takımları, bakın yani öyle hani sıradan takımlardan bahsetmiyorum. İtalya Ligi'nin en iyi takımları. Ferdi'yi çok yakından ve uzun süredir, 1-1,5 yıldır izletiyorlar ve gelişimine birebir şahit olmuş durumdalar. Bununla birlikte İngiliz Premier Ligi'nden özellikle Arsenal'ın çok ciddi şekilde listesinde bulunan bir oyuncu. Şimdi Sacha Boey gitti biliyorsunuz Bayern Münih'e. Sonuçta ne diyorduk? Herkese altın karma yaptırıldığında sağ beke Sacha Boey, sol beke Ferdi Kadıoğlu koyuyordu. Yani bu ligde baktığınızda ikisini birbirinden ayırt edemiyorsunuz çok fazla performans olarak. Yine Bayern Münih'in Ferdi ile alakalı yoğun bir talebi var, yoğun bir takibi var. Kısacası yeni bir transfer rekoru geliyor diyebilirim. Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den... Ha bu arada şu var, bu ihtimal ne kadar güçlü? Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimali ne kadar güçlü? Çok güçlü. %80-90 Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrılacak. Ama tekrar ediyorum, Ferdi'nin bakış açısından anlatıyorum bunu. Ferdi eğer kulüp şunu derse, kardeşim biz seneye Şampiyonlar Ligi oynayacağız, bir sene daha takımda kal, ondan sonra biz seni elden çıkartalım derse, Ferdi buna asla hayır demez. Çünkü çok net biliyorum, oyuncu Fenerbahçe'de olmaktan mutlu. Ben çok çabuk bir şekilde ayrılmalıyım, hemen gitmeliyim düşüncesi kesinlikle yok. Oynuyorum, iyi para kazanıyorum, taraftarım beni çok seviyor ve mutluyum diyor. Yani böyle bir baskı, böyle bir Ferdi Kadıoğlu ben gitmek istiyorum, yeter artık gideceğim, öyle bir durumu kesinlikle yok. Tamamen Fenerbahçe yönetiminin isteği doğrultusunda hareket edeceğini belirtmek istiyorum. Ve olursa da ayrılık zaten çok da sürpriz değil, yani beklenen bir şeydi. Ali Bey'in açıklamasıyla artık tescillenmiş oldu. Ferdi ile alakalı şu bilgiyi de vereyim. Ferdi'nin sözleşmesinde serbest kalma bedeli yok arkadaşlar. Fenerbahçe bu anlamda gerçekten transfer piyasasında yazın çok güçlü olacak. Sadece Ferdi ile değil, Szymański ile de, her ne kadar son dönemde performansları biraz yorgunluk veya mental olarak bir zayıflık dolayısıyla düşmüş gibi gözükse de çok değerli takımlar tarafından takip edildiklerini ve bununla birlikte sezon sonunda transfer teklifi geleceğini ifade edelim. Ferdi konusunda gerçekten Fenerbahçe'nin eli çok güçlü, çok yüksek bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılabilir. Bence rekoru kırabilir yani. Şu anda 25+5 miydi en son? 30+5 miydi? Tam şeyi bilmiyorum. Mesela Ferdi de o fiyatları görür gibi geliyor. Sacha Boey herhalde 30+5 miydi? Tam şimdi ezberden konuşmayayım. Ama oraları kesin görür. Yani geçer geçemez onu bilemem ama oraları kesin görür. Fenerbahçe futbol takımıyla alakalı da bilgiler vermemiz lazım. Kadro artık resmileşti. Yani pazartesi günü zaten Alanya maçının ardından diyelim. Hızlıca resmi artık son Mayıs'a kadar, ligin sonuna kadar devam edecek olan kadro bildirilmek zorundaydı ve bildirildi. Rankent dışarıda kaldı. 14 yabancısı da Fenerbahçe'nin işte Bonucci girdi, Krunic girdi, Crespo ve Kent çıkarak dışarıda kaldılar. Bunu zaten böyle olacağını anlatmıştık. Hani son hafta biraz kafa karıştırdı. Rankent'in kadroda olması, hatta İsmail Hoca tarafından oyuna alınması ve bunun ardından ya o zaman niye oyuna alıyorsun adamı gibi eleştiriler olması. Bunun sebebi hem Osay Samuel'in Afrika Kupası'nda oluşuyor, hem Joshua King'in sakatlığı. Dolayısıyla bu oyuncu kadroya alınmıştı. Yoksa kendisi de zaten kadronun 14 yabancının dışında kalacağını biliyordu. 14 yabancının dışındaysa Avrupa'da oynayamaz diye bir madde olduğu konuşuluyor. Onu ısrarla sordum. Defalarca sordum. Böyle bir durum yok. Rankent istenildiği takdirde Avrupa Kupası maçlarında görev yapabilecek. Konferans Ligi maçlarında görev yapabilecek.
İşte Joshua King çok sık sakatlanıyor. Neden böyle bir tercih yapıldı deniyor. Joshua King'in sakatlığıyla alakalı araştırma yapıldı. Çok uzun süreli bir sakatlık değil. Ezilme diyelim. Bilekte ezilme ve yaklaşık bir hafta 10 günlük bir sakatlıktı. Muhtemelen belki Rize maçı, belki Rize maçının hemen ardından artık takımla çalışmalara başlayacak diyelim. Bunun ötesinde Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında gerçekten yoğun bir eleştiri bombardımanı, yoğun bir moralsizlik, umutsuzluk durumu, liderliğin kaybolması dolayısıyla camiada vardı. Ama Samandıra'dan aldığımız bilgiler özellikle işte bu tecrübeli oyuncuların, Edin Dzeko gibi, Tadic gibi oyuncuların takıma sürekli olarak kaybedilmiş bir şey yok. Halen tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyon olacağız. Biz aynı mücadeleyi sürdüreceğiz ve önümüzdeki 13 tane maçın içinde elimizden gelenin en iyisini yaparak mücadelemizi vereceğiz dediler. Sinek beni bu arada bırakmıyor. Bu mücadeleyi vereceğiz dediler. Yani kısacası ben çok büyük bir yıkım, çok büyük bir moral bozukluğu en azından yaptığım görüşmeler dolayısıyla olmadığını söyleyebilirim. Elbette üzüntü olmuştur ama sonuçta bu takım şu ana kadar işte puan rekoru kırarak geldi. Bu haftaya kadar lider geldi. Bu haftadan sonra belki yeniden liderliği devralacak, bilmiyoruz. Yani çok iki takımın da fikstürü, Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da çok yoğun ve zorlu. Bu arada artık rakipler de şey, yani hedefler yavaş yavaş belirleniyor. Şimdi Başakşehir, örnek veriyorum, geçen hafta Galatasaray maçına çıkarken bir Avrupa heyecanıyla, Avrupa Kupası'na kafa gösterebilir miyiz heyecanıyla çıkıyor. İşte Alanyaspor, ya ben bir puanı da olsa alayım, alt taraf çok karışık, ben biraz daha oradan uzaklaşayım düşüncesinde oluyor. Ya buna benzer, ya şu sinek gerçekten klasik, yani bu hemen yayın başladığında sinekler. Yani maçlar daha çetin ceviz geçiyor sezon başına göre. Ki zaten Fenerbahçe'nin düşen gol ortalamasından da, işte Antep gibi, Başakşehir gibi sonlarda kazandığı maçlardan da bu durumu anlayabiliyoruz, algılayabiliyoruz. Yine ben kolay bir maç olmayacağını söyleyeyim şimdiden. Fenerbahçe'nin bir kere zemin, yani Ankara'nın zemini çok konuşuluyor Galatasaray Ankara gücü maçı dolayısıyla da. Rize'nin zemini de öyle çok muhteşem değil. Hatta belki karşılaştırsak Rize'nin zemini daha kötü bile olabilir. O anlamda bir kere bir zeminle mücadele edeceksiniz. İki, Rize Spor son haftalarda form grafiği düşse de halen Avrupa için iddiası bulunan bir takım. İlk dörde kendimi atabilir miyim düşüncesinde olan bir takım. Bunun ötesinde bazı oyuncuların form düşüklükleri var Fenerbahçe'de. Kişiye göre değişir. İşte ben Livakovic diyorum, Ferdi Kadıoğlu diyorum, Şimanski diyorum. Cengiz bazı maçlar iyi, bazı maçlar yani istatistiği biraz inişli çıkışlı diyelim. Orta alanda Kurniç, İsmail ikilisi çok tartışılıyor. Orada bir değişiklik olur mu? Stoper'de Çağlar'ı eksikliği, maç eksiği çok net gözlemleniyor. Bonucci kadroya girer mi? Gibi çok fazla soru işareti var. Açık konuşmak gerekirse arkadaşlar, maça işte 24 saatten fazla bir süre var. Ben bugün muhtemel 11 vermiyorum. Neden vermiyorum? Çünkü dediğim gibi kadroda her bölgede olabilecek, savunma, orta saha, hücum hattı, her bölgede olabilecek değişiklikler bekliyorum. Birden fazla değişiklik bekliyorum. Form durumları dolayısıyla. Bu yüzden de muhtemel 11 konusundan uzak duruyorum. En azından bugün itibariyle uzak duruyorum. Belki yarın biraz daha netleşirse bilgiler, oralarda devreye girebiliriz. Ama dediğim gibi farklı bir kadro olacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe bir kere puan kayıplarından sonra bu fikstir. Çok daha yüksek konsantrasyonla çıkarsınız maçlara. Ha, bu Alanya maçında konsantrasyon yoktu anlamı çıkmasın ama Alanya Spor maçında biraz ben işi hızlıca bitirelim havasını da gördüm. O yüzden bu maç daha sakin, daha ne yaptığını bilen bir takımla oynayacak diye düşünüyorum Fenerbahçe. Her ne kadar zemin ve rakibin durumu iddiası dolayısıyla kolay bir maç olmayacağını gözlemlesek de hepimiz, yani sadece ben değil herkes, Rize deplasmanının zor olduğunu zaten söyleyebilir, tahmin edebilir. Ben yine de Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalinin yüksek olduğu bir karşılaşma olarak görüyorum bu maçı. Bakalım hep beraber maç sonunda yine ben YouTube kanalımda maçın değerlendirmesi ve sonrasıyla ilgili bir içerik hazırlayacağım. Yine konuşuruz, yine birlikte değerlendiririz mücadeleyi ama dediğim gibi biraz konsantrasyon yüksek,
Belki biraz daha düşük. Ya zaten Fenerbahçe'nin son maçları baktığınızda eskisi gibi böyle çok fark atarak kazanamıyor. Belki biraz daha düşük skorlu işte böyle 1-0, 2-0 veya 2-1 gibi böyle biraz zorlanarak falan bir galibiyet bekliyorum açıkçası. Onun dışında bu arada Fenerbahçe'nin deplasman performansı iç saha performansından daha iyi. Bu da enteresan bir istatistik. Kaybedilen 11 puanın 9'u Kadıköy'de. İkisi sadece ikisi deplasmanda. O da Adana Demirspor deplasmanında kaybedildi. Deplasman performansına bakarak da aslında biraz Fenerbahçe'nin bu maçta galibiyete daha yakın tarafı olduğunu düşünüyorum. Genel olarak takımla ilgili de bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Notlarıma baktım. Eksik bir şey kalmadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi maçın ardından yine sizlerle birlikte olacağım. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Ve tabii ki Yeni Açık hatırlatmamı da yapıyorum. Yeni Açık YouTube kanalına da lütfen abone olun. Oradaki içeriklerimizi de kaçırmayın. Hoşçakalın.